Deri mantarı bulunduğu bölgeye göre teşhisi çok rahat konulabilir. Özellikle deri hastalıkları uzmanı bu konuda çok rahat hareket edebilir. Saçlı deriye yerleştiğinde örneğin alopesik alan dediğimiz para şeklinde pullanan bir alan, kırılmış saçlar bizim için infeksiyon, mantar infeksiyonu açısından önemli. Yüzde veya gövdede anüler şekilde, halka şeklinde etrafında aktif kırmızı bir alan, pullanan bir alan, bulunan bir lezyon bizim mantar infeksiyonu için önemli. Yine kasık bölgesinde, periferinde pullanan bir alan, eritemli bir alan olan anüler halka şeklinde bir lezyon bizim mantar infeksiyonu için önemli. Yine tırnaklarda şekil bozukluğu yapan bir dermatoz mantar infeksiyonu açısından önemli. Genellikle tanıda dermatoloğun veya işte deri hastalıkları uzmanının klinik görüşü çok önemli. Ama şüphede kaldığımız durumlarda örneğin tırnak infeksiyonu var. Bazen psoriyatik tırnak veya sedef tırnağı ile karışabilir. O tür durumlarda doğrudan direkt mantar incelemesi yapılabilir. Mantar infeksiyonu var mıdır yok mudur? Bazen de şüphede kaldığımız durumlarda veya tip tayini yapmak istediğimiz durumlarda da kültür dediğimiz mantar kültürü yaptırabiliriz. Yine bunu da sıklıkla mantar kültürünü saçlı deri infeksiyonu olan durumlarda veya ayak tırnağı gibi kronik uzun süreli tedavi kullanacağımız olgularda tercih edebiliriz.